Yeşim ne oluyor? Yeşim. Ne oldu? Niye topluyorsun eşyalarını? Üstü abla anlatmadım sana. Duydum bir şeyler, evet. İşte o duyduğun şeyler yüzünden gidiyorum. Bir daha buraya gelemem. Kimsenin yüzüne bakamam. Yeşim. Biliyorum bir takım şeyler yaşandı. Ben de farkındayım. Ama... Aması maması yok. Bir hata yaptım. Kendimi rezil ettim. Bedelini de ödeyeceğim. Yeşim. Abi ben... Ben bir daha bu evin kapısından giremem. Güçlü ablanın, senin, Ozan'ın, hiç kimsenin yüzüne bakamam. Bir daha sofranıza oturamam. En kötüsü de ne biliyor musun? Keşke böyle olmasaydı. Keşke kendimi bu hale düşürmeseydim diyemiyorum. Çünkü... aşık oldum. Nasıl oldu, ne oldu? Anlayamadım. Aşık oldum Dündar'a. İnsan aşık olunca gerçekten mantığını kaybediyormuş. Aklı duruyormuş, öyle diyorlar ya. Doğru. Ben hayatımda ilk kez gerçekten aşık oldum. Ben belli etmedim falan sanıyordum ama Murat anlamış, takip ettirmiş beni. Takip mi ettirmiş? Kendisi mi söyledi? Yok, söylemedi. Söylemesine gerek mi var? Yani başka nereden anlayacak ki Dündar'la orada olduğumu? Yeşim. Ya hadi kuş kullandın. Hadi beni takip ettirdin. Ya bir insan çocuğunun annesini bu hale düşürür mü? Bağırır, çağırır. Hatta kavga edersin. Ama abi gazeteci gibi videomu çekti ya. Sırf benden kurtulmak için. Eline bir koz geçti diye sevindi. Böyle kıskançlığından falan da değil biliyor musun? Beni başından atmak için eline bir koz geçsin diye beni takip ettirmiş. Kimse seni takip ettirmedi eşim. Nasıl anladı o zaman orada olduğumu? Ben söyledim. Ne? Ben söyledim eşim. Sizi takip eden bendim. Sizi izleyen bendim. Telefonu açan bendim. Sizi Murat'a haber veren bendim eşim. Niye? Niye yaptın bunu? Niye yaptın bunu? Neden? He? Ben sana abi dedim ya. Ben sana Ümit abi dedim. Arkadaşım dedim, yoldaşım dedim, ortağım dedim. Ya ben sana çok güvendim, çok. Ben bana bir şey olursa Ümit abi beni korur kollar dedim. Niye yaptın bunu? Çünkü. Çünkü ne? Çünkü sırtımdan vurmanın sebebi ne? Ya çünkü ben sana aşık oldum Yeşim.
Anladın mı? Deliler gibi aşığım ben sana.